Şimdi benim en çok şey yaptığım yanlış yapılan veya mecburetenmiş gibi görünen hatalar. Şimdi mesela transfer ayında hep ben şunu söyledim. Daha Mesut olayı gündeme, Fenerbahçe'nin ne yapıp yapıp hele İrfan Can olayı çıktıktan sonra bir santrfor alması lazım. Evet. Bu birinci plan dedim. Hiç yani İrfan Gerçek bir Can'la da santrfor. hariç. Yani Gerçek birinci bir santrfor. plan çok iyi bir santrfor. Bu santrforlarla gitmez. O arada İrfan Can alındı ve Mesut. Şimdi burada şunu söyledik. Şimdi benim de hayatım futbol. Ben bu Hem işleri de nasıl? Hem de sabahlara nasıl? kadar maç seyrediyorum. Sen Hangi lig bu olursa olsun. ülkede bilmem kaç tane dünya kupası de 8 Ya olimpiyat gördüm ve bunu bırak gönüllü yapan bir abi adam. bırak dünya. O yüzden de çok kıskananı var. Çok çamur atanı da var ama hakikaten Abi bana göre bu ülkenin en değerli bırak spor dünya adamından birisidir. kupasını. Adam bana 11.30'da telefon ediyor. Görüyor musun diyor, Inter bilmem kim ne gol attı. Nerede Ya diyorum Ömer ya, abi 20 bilmem. defa arayayım, 19'un yurt dışında, Ben çoğunda diyor maçta. dizi seyrediyorum. Dizi Diyor tarihi seyrediyorum. dizi seyrediyorum. Ben de belgesel izlerim. Ben maçtan bıkmışım mesela. Ya bu Böyle. benim şeyim. Ha, şimdi ha, Sen şu gönülden var. yapıyorsun. Şu Evet. var. Dünyanın en iyi futbolcusu olsun. Hatta örnek verdim daha Mesut oynamadan. Ronaldo. Değil mi? Dünyanın en güçlü adam. Her tarafı şey. Her gün 2 saat özel şeyde. Bir Covid'e yakalandı. 2 hafta idman yapmadı. Ondan sonra çıktığı maçlarda Yürüdü. yürüyerek oynadı. Hiç Evet. mi o şey değil. Ya şimdi 10 ay idman yapmamış takımla beraber. Maç oynamamış bir oyuncu. Mümkün mü sana bir Gelir katkısa? gelmez. Ha benim şuradaki şeyim şuydu kafa. Ben onu yarım saat oynatırım. En fazla 45 dakika. Bazen sonra sokarsın. Tamam. Bunu böyle idare edersin sakatlanmadan. Hep o şeyi yaptım yorumu. Ondan sonra sezon biter. Sezon başı hazırlıklarıyla çalışıp ondan sonra Mesut tamam Mesut işte. Peki şu daha mı doğru olurdu Ömer abi? Sezon sonunda alsalardı Mesut'u. Ya o da olur. O da olur. Tabii O o da zaman hem olur. Ha. enerjin kalırdı, Şimdi hem bak Mesut'u oynataraktan fizik açıdan eksiliyorsun bir defa. Yani çünkü şey rölanti top oynuyor. Artı daha da önemlisi bence Pelkas gibi çok önemli bir 10 numara kenara sol ittiriyor. açığa gidiyor Kenara ve ittiriyor. verimsiz kalıyor. Bak 2 yerden değil mi? Tabii, evet. Tabii. Ama şimdi burada Mesut kendisi ben oynamayayım yarım saat oynayayım demediği sürece Erol Bulut bunu yapamaz. Mesut Mesut çünkü. varsa oynar. Yani anlatabildim mi? Doğru. İşte bu tip şeyler Fenerbahçe'yi zora sokan olaylar yani. Yani aslında burada ben belki şartlar öyleydi bilemiyorum ama Mesut'un mesela sezon başı kampını gelse öyle yaşasa Tabii ki. öyle yaşasa çok daha Ama farklı bir halde Turgay olabilirdi. şöyle idare edebilirsin ufak ufak. Yani mesela Galatasaray maçında son 20-25 dakika soktun. Örneğin bir veya maça göre başlatır. Devrede alırsın. Öyle dedi. 90 dakika hangi Ya, maçta sahada çünkü Ömer kaldı? abi çocuk da kendini E zorluyor. tabii. Hani bir an önce Bir gösteriler şeyler ya. daha İstiyor tabii. Bir an Kemal önce gösteriyor. Bergin'de konuştuk. Mesela bir maçın ben orada gösterdim. Belki dikkat etmişsin. Hangi maçta 15. dakikası frikik kullanacak kenardan. Nefes alamıyor. Tabii. Yüzü Göztepe, bembeyaz. He? Göztepe 10. dakika. Hemen Göztepe maçı yüzü 10. bembeyaz abi. dakika. Abi ona da yazık. Tabii. Hoş sakatlandı. Adere sakat. Talihsiz bir sakatlık oldu. Yani onu güçlü de olsa o pozisyonda sakatlanabilir. Tabii Çünkü darbe de ayak orada var. böyleydi. Ayak Arkadan döndü. deyince böyle şey oldu. Yani çok tarihli. Geçmiş olsun. Yani normal hani ama yarın öbür gün lif atacaktı Tabii. yani. Dayanmaz yani. Bir Olmaz. de zorluyor abi çünkü Zor. sonucu insanların bir şey Tabii beklediğini biliyor. beklediğini biliyorsun. Önemli bir yıldız. Çok büyük bir yıldız. Şimdi Bana bir antrenörü saniye düşün. Bu müsaade eder misiniz? alınmış Cebimden bir gazete ses alıp gelmiş. geleceğim. Tabii Şurada ki şurada. sevgili yönetmenimiz Tolga'ya söyleyelim. Alır mı? Hani? Tabii ki buyurun. Buyurun Ha. alabilirsiniz Kemal abi. Ya Kemal Kemal abi abi sana kim notlarını hayır almayayım. diyebilir ya? Kemal Yok abi be. programı terk etmiyor ama sakın Estağfurullah. yanlış anlaşılmasın. Ömer Bu abi arada biz orada Salah'ı da konuşalım ama. ben Asıl transfer Salah'ın dışında Salah'ıymış tabii Fenerbahçe'de. Salah'ı çok şeyi Yani 10 söyleyeceğim. senelik stoper ihtiyacını karşıladı. Salah'ı hiç yapmıyor. Zaten bir de muhtemelen o araştırsa bizden çıkar yani. Macar olduğu için kökeni bizden çıkarıyorum. Şeyi söylüyorum. Samatta, Valencia, hatta Osayi'yi de katıyorum. Bir de Thiam. Aslında çok benzer oyuncular değil mi? Benzer Belli oyuncu. özellikle Şey çok benzer. yalnız direkt kanat. Mesela şeyden santrfor olmaz o Var sayıda. o sayede olmaz. Olmaz. O O şey kanat. bizi Kanat işte forvet. o biraz şey Bak gibi. bir de şey söylüyor. Bak bilmiyorum siz Ya de şimdi böyle mi bak. diyorsunuz. Şey de çok hatalı. Santrfor diye. Mesela herkes santrfora forvet diyor. Olmaz. Değil. Santrfor O zaman santrfor. sol açı Tabii. nedir? Nedir Orta o? sol Kaleci mi açı. o? Ha, On o numara da kanat forvet abi. On forveti. numara da forvet. Ha, tabii. On numara da forvet. Tabii.
Sağ açık da for, sol açık da for. Yani santrfor diyeceksin santrfora. Santrfor, sağ açık, sol açık. Veya santrfor, kanat forvet. Veya forvet işte santrfor dedikten sonra kanat forveti. Tabii. Kanat forvet. Kesinlikle. Cemal abi gazete sınavı bak, geldi. Evet abi. Perşembe günü Perşembe yani günü Fenerbahçe diyorsun. Daha maçı oynamadan. Evet. O maçtan, akşam oynadı. Çarşamba. Maçın günü. Maç günü işte sabah. Çıkan yazımın bir bölümü Türkiye Gazetesi'nde. Başlık: Vah Mesut Özil vah. Okuyorum. Mesut Özil transferi tabii ki 7'den 70'i herkesi heyecanlandırdı. Ancak ne var ki yaklaşık bir sene maç oynamamış bir oyuncu şu anda çok erken olarak sahaya sürülüyor. Göztepe maçının 10. dakikası idi. Mesut zor nefes alıp veriyordu. Trabzon'da da bence sahanın en yetersiz oyuncusuydu. Mesut gibi Arsenal, Real Madrid formaları ıslatmış, Almanya ile Dünya Kupası kazanmış bir yıldızdır tırnak içinde. Beyler ben henüz hazır değilim. Olunca ben bilgi veririm. O zaman beni oynatın diyerek en azından kendi kariyerini koruması gerekir. Sakatlandığı maçın günü bu değil mi? Evet. Son daha maç, son maç diyeyim, daha tamam. Maç oynamadan. Testi işte kırılmadan. Tecrübe böyle bir şey Cüneyt Bey. Anladın mı? Tecrübe böyle bir şey. Yoksa evet, Mesut'un transferi beni de çok heyecanlandırdı. O ayrı bir şey. Abi, ben inanamadım. Çok önemli yani Mesut'un Fenerbahçe'ye transfer olması. Ama hep bunları hep ama söylüyoruz baştan Turgay. Ben onun için ben hep haklı çıkmaktan üzülüyorum. Yani ben bir erken teşhis yapıyorum sonunda mutlaka haklı çıkıyorum. Yoruluyorsun doğru. Anlatabiliyor muyum? Ya söyledik işte bunu ama idareli kullanın dedim. Ve şöyle bir tepki alıyorsun. Ya... Mesut'u beğenmiyorsun. Ya kardeşim ya adam 3 lükte asist kralı olmuş. Dünya Kupası'nın yıldızı olmuş. Evet. Almanya'nın yıldızı olmuş. Evet, hem de. Yani Dünya Kupası dedim bu turnuva takımı Almanya'dır. Evet. Ya da arkasından belki Brezilya dersin ama onun yıldız olmuş. Kim beğenmez ama. Mesela benim Dünya Kupası yorumlarımda Mesut'a yaptığım şeyler var mesela. Bu nasıl bir oyuncu falan diye yani. Ama işte burada diyorsun ki oynatma deyince sen beğenmeyen adam oluyorsun. Evet. Çünkü ve de, algı öyle bir şey. Ve de Turgay'cığım bak. Senin takımında Sosa var, Pelkas var, İrfan Can var, Gustavo var, Ozan var. Senin hani hiç oyuncun olmaz da diyeyim ki dersin ki kardeşim ne yapayım, kim oynatacağım yerine? En geniş yerin orası, orada sağ, en geniş yerin. Anladın mı? Onun için sakla adamı. Burada yazımın sonunda da diyorum ki seni saklamıyorlar bari sen söyle. Kendini sakla doğru, kardeşim. Doğru. Fener'de bir Necip eksik orada. Bir de Necip olsa tam olacak. Yani orta saha tam. Aman onu konuşma. Çünkü beni delirtirsin onu konuşurken. Çünkü bazı yorumcular var böyle eski topçular falan. Necip'in Beşiktaş'ta işi ne? Tabii. Bak ben burada ne söyledim? Necip bir tek kalede oynamadı Beşiktaş'ta. Bir Liverpool maçı var. Değme stoperden iyi oynadı. Ne dedim biliyor musun? Bir programda Ömer yoktu da sen var mı? Sen de yoktu. Ben dedim Beşiktaş'ın yerinde olsam, diyelim ki ligin son maçı şampiyon Beşiktaş. Bitmiş yani lig. Necip'i kaleci oynatırım. Orada denersin diyorsun. Orada denerim dedim. Oynatırım kaleci. Tarihe geçsin. Orada da başarısını göreyim. Oynatırım kaleci ve onun aleyhinde yazanlarla makara geçmiş olur. Bir de ne var biliyor musun Turgay? Şimdi her şeyde mas bakıyorum. Mesela diyelim ki bir futbolcu bir gol atmış ama o gün de çok kötü oynamış. 8 Necip. Çok iyi oynamış stoper veya sağ bek. 4. Hem orta sahada bari bir 5-6 verin diyorum. O da yok. Necip bak bir de şöyle bir saygısızlık var bu işin içinde. Şimdi Necip benim bildiğim altyapında 12'lerden başladı yani. Altyapının en altından başladı. O altyapıda o dönemde benim hatırım bir defa Fikret Hoca büyük bölümünde var. Bizim Fiko değil mi? Futbolcuyu da hani 40 kilometreden tanır. Var. Olmadığı dönemlerde de bir dönemde Mehmet Ekşi var şu anda olduğu gibi. Çok fazla değişmedi orası. İşte bir dönemde Alilaviç var. Ama sonucunda futbol hep iyi bilen insan. Bunların hiçbir tanesi Necip'ten bir şey olmayacağını görmediler. Evet. Necip o aşamaların hepsini geçti. 16, 18, 20 geçti. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş bu arada yanılmıyorsam Necip'in gördüğü 6. veya 7. hoca. Bu hocaların hepsi dara düşükken oynattılar. Bir İbrahim Üzülmez, bir Necip. Kimse beğenmez. Her hoca oynattı abi. Her hoca oynattı. Ya buna saygı duyuyor en azından. Bir şeyi de bir Fener'le ilgili bitiriyoruz değil mi? Buyurun, Fener tabii. Şey, mesela daha var. Sezon başında işler kötü gitti ya bir ara Fenerbahçe'de. Onlar olmadan evvel hem televizyon programında hem yazımda şunu söyledim. Siz belki şimdi hatırlamazsınız.
Şimdi bakıyorum, Erol Bulut Caner ve Gökhan'ı hiç değiştirmeden oynatıyor.